Evet değerli arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Golbağ.com'un ve Kayseri Zulümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan buram buram 76.000 ve 16.000'e koştuğumuz bu videomuza hoş geldiniz. Manchester United'da Altay Bayındır krizi diye bir haberle giriş yapacağım. Şimdi Manchester United'da Erik Ten Hag'ın geleceği zaten tartışılıyor. O ayrı bir mesele. İnşallah Fenerbahçe maçından mağlubiyetle ayrılır. Sonra kovulur. Altay Bayındır da artık ne olacaksa olur. Ama Altay Bayındır'a karşı takındığı tavır İngiliz basınında gündem olmuş. Ve dikkat çeken bir haber gerçekleşmiş. Futbol Insider'da yer alan habere göre, ben niye böyle konuşuyorum ya, Erik Ten Hag Altay Bayındır'ın transferinin ardından 2 hafta boyunca milli kaleciyle herhangi bir görüşmede bulunmamış. Yani sadece kaleci antrenörüyle vakit geçirmiş. Yani hiç Ten Hag'la temas kurmamış ve Hollandalı teknik adamın bu tavrının diğer futbolcuları da olumsuz etkilediği kaydedilmiş. Fenerbahçe'den 5 milyon euroya transfer edildi Altay Bayındır ve sadece 2 maça çıkabilmiş İngiliz devinde. Şimdi arkadaşlar ben şuna bakarım. O süreçte Altay Bayındır gitmeliydi. Gerçekten gitmeliydi. Çünkü çok fazla geriye gidiş var. Şimdi şu süreçte Altay'ı Fenerbahçe'ye ister misiniz derseniz, ciddi söylüyorum, samimi söylüyorum, sözleşmesini feshederlerse bedava olarak kesinlikle isterim. Bak, sözleşmesini feshederlerse. Ama onun dışında bonservisle şundan da asla, yani onu da belirteyim. Aklınıza bir soru işareti kalmasın. Ama İngiliz teknik adamlar ya da İngiltere'de görev yapan teknik adamlar, sadece İngilizler değil, böyle enteresan triplere girip enteresan sistemler, taktikler deneyebiliyorlar. Biz Fenerbahçe'ye dönelim. İrfan Can Kahveci. İrfan kalacak, 3 yıllık sözleşme. Şimdi İrfan Can'la Fenerbahçe sözleşmeyi uzatmak istiyor. İrfan da Fenerbahçe'yi uzatmak istiyor. 3 yıl daha takımda tutmak istiyoruz. Kendisine gelen teklifleri geri çevirdiği vurgulandı ki, yani ilginç teklifleri var arkadaşlar. Bakın Fenerbahçe'mizin pazar günü, yani gelecek pazar günü Samsunspor'la deplasmanda maçı var. Biz buna iyi hazırlanıyoruz. Rakip de iyi hazırlanıyor. Sanki kümede kalma mücadelesi gibi hazırlanıyor. Ve arkadaşlar, hani Çağlar Söyüncü bu süreçte sakatlığını atlatıp inşallah takıma dahil olacak. İsmail Yüksek aynı şekilde sakatlık süreçleri var. Hani Fenerbahçe'nin hedefi bunları yetiştirmek. Onun dışında mesela Maximen, işte Mert Hakan Yandaş, zaten Osayi kulübünde çalışıyor. İrfan Can Eğribayat sakat. Hani bu arkadaşlar bu süreçte kendine gelecekler gibi. Hocam yani maç yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Bu arkadaşlar niye sakatlanıyor diyeceksiniz. Yükleme yapılıyor arkadaşlar. Mesela Maximen'in üstüne çok düştük. Sürekli Maximen'le oynadık. Yani Maximen yerine bir Oğuz Aydın'ı, bir Tadiç oynatıp onu dinlendirebilirdik dediğimiz anda dinlendirdik ama geç dinlendirdik. O da tabii ki de futbolcuda bir şeye sebep oldu. İsmail Yüksek Amrabat'la birlikte yedeğe düştü. Dedik ki İsmail seni biraz çalıştıralım, hazır edelim. Fakat o arada da Şimanski'deki düşüşten dolayı Şimanski'yi yedek bırakıp bir maçta, daha doğrusu Freddy'yi yedek bırakıp, özür dilerim, Freddy'yi yedek bırakıp Amrabat İsmail'le başlayınca İsmail'deki yükleme biraz ters tepti. Onu da söyleyeyim. Fazla detayda girmek istemiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de bir de Osayi Samuel olayı var. Şimdi Fenerbahçe Osayi olayı karışık. Bir taraftan Osayi için alternatif bakıldığı iddiaları var. Şimdi Fenerbahçe mesela sezonun başında En-Nesyri'yi falan aldı. Doğru. Mesela Amrabat, En-Nesyri, Kostić falan alındı. Ben şunu söylüyorum, bak Fenerbahçe aslında kötü transfer yapmadı. Hani Ferdi Kadıoğlu kadroda kalsaydı, Osayi, geçen sezonki Osayi olsaydı, Fenerbahçe şu anda var ya, yani sistemi de kötü olsa, taktiği de kötü olsa, hani size göre diyorum, yanlış anlaşılma olmasın, sistemi de taktiği de kötü olsa Fenerbahçe şu anda çok iyiydi. Ya Ferdi gitmemiş olsaydı arkadaşlar, bak yanlışım varsa düzeltin. Hocam yanlışım var deyin. Ferdi hiç gitmemiş olsaydı, şu an kadroda olmuş olsaydı, Osayi geçen sezonki Osayi gibi olsaydı, sağdan soldan, yani emin olun Osayi'nin Ferdi'nin bindirmeleri, hemen hemen her maçta ortalama bir tane fazla gol atardık. Twente'yi yenerdik. Galatasaray maçında yenilmezdik. Zaten Twente'yi yenip Galatasaray maçında yenilmeyen Fenerbahçe şu anda eleştirilerin bu kadar hedefinde olmazdı. En-Nesyri de birçok kez topla buluşur. Belki goller atardı. Ama tabii şu aralar Osayi'nin teklifi, Osayi'nin isteği, devre arası transfer beklentisi, şusu busu falan çok fazla konuşuluyor. Şimdi ben şunu belirteyim. Osayi'nin transfer açıklaması diye bir haber var. Ben bu haberi konuşmak zorundayım. Önce bunu konuşalım. İngiliz teknik adam Carlton Palmer, Osayi Samuel'in Norwich City için harika bir transfer olacağını söylemiş. İnanılır gibi değil arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Yani Norwich için harika bir transfer olacağını söylemiş. Neyse, ben tam şu konuşma kısmını bulayım arkadaşlar. Fenerbahçe'de bek oyuncusu olarak oynamaya başladı ama Queen's Park Rangers'ta sağ kanatta oynuyordu. Eğer onu transfer edebilirlerse bence bu Norwich için harika bir hamle olur. Türkiye'ye gittiğinden bu yana kupa kazandı ve sürekli ligin zirvesi için mücadele ediyor. Tecrübeli bir oyuncu, iki pozisyonda da oynayabiliyor. Bu da kulüp için iyi olur. Ancak transfer ödeyecekleri paraya da bağlı. Norwich ligde 7. sırada olduğu düşünülürse bu harika bir iş olabilir diyor. Yani Fenerbahçe ile 145 maç, 7 gol, 14 asist. Hocam sen hep bal yapmayan arı diyorsun, işte ne bileyim Barış Alper Yılmaz'dan söz açıldığı zaman diyorsun ki hocam çok hızlı, etkili falan filan. Osayi, bak bu da bal yapmayan arı, buna ne diyorsun? Osayi'nin bal yapma serüveni sağ bekte başladı asıl. Osayi sağ açıktayken asıl bal yapmayan arıydı. Hızını kullandık. Şimdi savunma katkısı daha yüksek olduğu için kovalaması şusu busu daha yüksek olduğu için şimdi daha iyi durumda. İnşallah Allah nazardan korusun. Ama Osayi ile de İrfan'la da uzatılacak arkadaşlar. Yani şu an için bir problem yok. Sözlü anlaşma tamam ama hani ben sözlü anlaşmadan bahsediyorum. Bu arada Szymański demişken Szymański'den kötü haber geldi. Polonya milli takım teknik direktörü Michael Probiers Szymański'nin sakatlandığını açıklamış. Diyor ki yani bugün oynayacakları bir Portekiz maçı var. 2 gün antrenman yapmadı. Bireysel çalışmalar yaptı. Portekiz maçında oynayıp oynamayacağına son antrenmanda karar vereceğiz diyor ama büyük ihtimalle bugün Szymański oynamayacak diye herkesin beklentisi bu yönde. Ha, bazen futbolcunun da dinlenmesi lazım. Aslına bakarsan, bana sorarsanız. Ya Szymański zor bir süreçten geçiyor. Çok zor bir süreçten geçiyor. Ha hocam oynamasını ister misin istemez misin? Şimdi zamanında Vedat Muriçi çok kötüydü. Fenerbahçe'de kötü bir süreç geçiriyordu. O ara gitti. Ne yaptı? Etti. Tamam mı? İngiltere milli maçına çıktı. Kosova'yla. İngiltere'de, hem de İngiltere'de şey yaptım. Ulan gitti orada gol bir şeyler yaptı. İngiliz taraftarı kendine hayran etti. Ve ilginçtir, gariptir. O maçlar İngiliz taraftarlarında, böyle İngiliz takımlarında falan İlginç bir şeye sebep oldu. Hani lan bu da iyi futbolcuymuş şöyle böyle falan diye ilginç düşüncelere sebep oldu. Sonrasında Vedat Muriç'i almak istediler. O ara Lazio devreye girdi. Biz hani iti ite kırdırma diye bir tabir var, yani teşbihte hata olmasın. Biz onu buna kırdırıp bunu buna kırdırıp Lazio'ya yüksek bedelle gönderdik. Eğer İngiliz ekibi girmeseydi, Lazio'nun verdiği teklif 10-12,5 civarı arasında bir teklifti. Bu açıdan da iyi oldu. Şimdi Szymański de eğer Portekiz maçında oynayıp bir de Hırvatistan maçı var sanırım. 2 maçta da çatır çatır oynayacaksa inşallah sakatlığı makatlığı yoktur, oynar. Ama onun dışında dinlenmesi iyi olur. Onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe Premier Lig'den 2 yıldız diye bir haber var. Mario Branco ara transfer dönemi için planlamalar yapıyor demiş. Tabii Christian Medina transferi artık herkes tarafından beklenen, kesin gözüyle bakılan bir isim. Ha, Boca Juniors'ta futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldı ama yani ilginç bir süreç, ilginç bir serüven. Başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. Bakın ben Altay Bayındır ismini de boşuna konuşmuyorum. O da aramızda kalsın. Şimdi Fenerbahçe'nin Sergio Reguilon ismi gündeminde bir isim. Ve oyuncu Tottenham'la sözleşme yenilemedi arkadaşlar. Biliyor musunuz? Reguilon hangi mevkide oynuyor? Sol bek. Bakın 12 milyon euro piyasa değeri var. 27 yaşında. Ve Tottenham'la sözleşme yenilemedi. Haziran 2025'te sözleşmesi bitecek. Yani hiçbir maça da çıkmamış. Siz ne derseniz deyin, ben risk olarak görüyorum. O ayrı mesele. Şimdi kariyerine yeni bir sayfa. Mourinho Tottenham'dayken 30 milyon euroya transfer ettirmiş. Oyuncusunu Fenerbahçe'de görmek isteyebilir. Osterwold'e sözleşme uzatılırsa ya da oyuncu transfer edilirse Osterwold'e sol stopere geçebilir. Böyle bir yeteneği var. Ama onun dışında oyuncu aranılan Hani hedefteki isimlerden bir tanesi. Diğer bir isim ise Amad Diallo. Şimdi Maximen bir yılına kiralandı. Satın alma opsiyonu bulunmuyor. Herkese göre. Bana göre satın alma opsiyonu falan yok. Fenerbahçe istediği anda alabilecek. Ancak bu Diallo ismi basit bir isim değil. Önce onu söyleyeyim. Yani hızlı bir kanat. Manchester United'ın genç yeteneğinin izlendiği haberleri var. Arkadaşlar oyuncu 22 yaşında. Aynı Furkan'a benziyor tipi. Fil dişi sahili milli takımda 4 kez forma girmiş, bir golü var. 2025'te 30 Haziran 2025'te sözleşmesi bitiyor. 22 milyon euro piyasa değeri var. Ancak bir yıl uzatma hakkına sahip. Yani Manchester kulübüm zamanında, yani 2021 yılında Atalanta'dan 21.3 milyon euroya almışlar. Rangers'a kiralamışlar, Sunderland'e kiralamışlar ve oyuncuyu bu sezon azar azar da olsa oynatıyorlar. 10 maç, 1 gol, 1 asist. Bilin istedim. Yani 10 maç, 1 gol, 1 asist ve hani zaman zaman şans veriyor ama Fenerbahçe eğer böyle bir ismi kovalarsa çok mantıklı. Çok ama çok mantıklı. Yani iki isim çok güzel olur, mantıklı olur. O zaman biz Kostic'i niye aldık derler adama. Ben Reguilon ihtimalinin 0 olduğunu düşünüyorum. Bu arkadaş Diallo ismini de yanlış anlamayın beni. Fenerbahçe'nin yönetiminin Mario Branco'ya full yetki vermesi lazım. Yaz için görüşüp şartnameler sunup bazı futbolcuları şimdiden ayarlaması lazım. Ya bu Diallo gibi 4 tane futbolcu yakalasan, sözleşmesi bitecek 4 tane genç böyle 20-22 milyon euroluk futbolcu yakalasan, abi başka transferi senin gereğin olmaz ki. Elindekileri satarsın. Misal veriyorum, İrfan Can Kahveci'ye 12 milyon teklif eder, 12'ye satarsın. Misal veriyorum, Osterwolde'ye sen 50 bekliyorsun, 40 bekliyorsun. Ya 22 gelir, 22'ye satarsın. Dersin ki arkadaş Osterwolde gidiyor. Sözleşmesi bitmiş, bedava futbolcu alıyorum. Onu onunla dolduruyorum. Ya da ne bileyim Amrabat şu performans sürdürür, 40 milyon euro teklif gelir. Ulan Amrabat'ı satıyorum dersin. Ben oraya 25 milyon euroya genç futbolcuyu zaten aldım. Anlaşmam tamam dersin, getirirsin. İsmail'i gönderirsin o arada. Bartu Elmas var, bu var dersin. Medina'yı da ben zaten aldım, 20-22 yaşında dersin. Hem kadroyu gençleştirirsin, hem model yükseltmiş olursun. Hem de daha böyle diri isim yaparsın. Ha hocam, Bankalar Birliği'ne sürekli para gidiyor. Hani şartlar böyleyken nasıl yapacağız? Arkadaşlar Fenerbahçe'den tarihi bir anlaşma var. 100 milyon dolarlık. Yalnız bu 100 milyon dolar yazmışlar habere. Ben kendi şeyimi söyleyeyim arkadaşlar. 120 milyon euro arkadaşlar. Benim duyumlarımdan bahsediyorum. 120 milyon euro. Şimdi Stat isim sponsorluğu 2025'te sona erecek. 2025'te değil de 2024 Kasım'da diyebiliyorum ben. Ve Fenerbahçe araçlara başladı. Ali Koç 10 senelik bir anlaşmanın isim sponsorluğundan rekor bir gelir hedefliyor. Hani ülkeyle isim sponsorluğu 2025'te bitecek diyor. Yani Fenerbahçe Stat isim sponsorluğu ne zaman bitiyor diye bir yazayım. Ben 2024 Kasım diye biliyorum. Fenerbahçe Stat isim sponsorluk anlaşması. Ve ne zaman anlaşma yapıldı? 2015 yılında yapılmış anlaşma. 90 milyon dolar karşılığında 2024-2025 sezonu sonuna kadar Stat ismi reklam ve tanıtım haklarını içeren anlaşma imzalanmıştır. Yani demek ki Haziran'a kadarmış. Benim bilgim yanlışmış. Ama ben Kasım'da diyebiliyorum. Arkadaşlar bakın, Google'dan bu kadar kolay bulunan bir bilgiye rağmen ben Kasım'da diyorsam bir bildiğim vardır herhalde, değil mi? İnşallah ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani neyse, anlamasanız da sıkıntı değil. Siz sadece düşünün bunu. Bu bitti mi? Bitti. Şimdi Fenerbahçe'de hedef nedir abi? Uluslararası şirketlerle onunla bununla masaya oturup bir şekilde halletmek. Ve daha yüksek bir rakam gelmesi beklentisi var. Şimdi Aziz Yıldırım 2015'te tamam imzaladı imzalamasını ama yani söz konusu anlaşma parası o zaman kullanıldı, hemen bitirildi. O zaman dolar kuru 2.6 idi. Ancak 2.6 da o zaman değerliydi şimdi. Şimdinin 26 lirası gibi bir şeydi. Hatta 26'dan da fazlaydı da neyse. Yani borcun 4'te 1'i Fenerbahçe yönetimi eğer bunu yaparsa güncel kurla kasaya 3.4 milyar TL'ye girmiş olacak diyor. Benim bildiğim 120 milyon euroya Haziran ayında bir anlaşma ama Kasım'da ödemeye başlanacak şekilde bir para anlaşması ve bu anlaşma sayesinde Fenerbahçe önce Bankalar Birliği'nden çıkacak. Çünkü her transfere giden paranın, yani her transferden gelen paranın yarısı Bankalar Birliği'ne gidiyor. Artı yani 1 milyar TL civarında bir ödememiz varken bir de 1 milyar TL civarında her sene faiz ödemesi yapıyoruz. Yani boşu boşuna fazladan para ödüyoruz. Hal böyleyken bunu da kesmek için, bunu da yok etmek için bu anlaşmanın bir an önce yapılması lazım. Fenerbahçe menfaatleri gereği. Bunu da inşallah arkadaşlar kısa süre içerisinde yapacağız. Ama ben size 120 milyon euro lafında ısrar ediyorum. Bir. İkincisi Kasım 2024'ten ısrar ediyorum. İki. Kasım ayına geldiğimiz zaman daha detaylı konuşuruz. Hepinize izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.